Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün şımarık oyuncu kariyerimizin 60. bölümüyle karşınızdayım. Bütün yorumlarınızı okudum. Genelde herkes transfer olmamızı istiyor. Ancak Bayern Münih konusunda bir fikir birliğinde değildiniz yorumlarda. Bize şu an teklif yok. Birkaç gün şöyle ufak ufak ileri gittik. Kadro merkezi diyoruz. Aha, teklifleri görüntüle. Bayern mi? Woohoo! Ne diyorsunuz? Bayern'e gidelim mi arkadaşlar? Bayernli bir Ardeninho nasıl olur lan? Eğer Bayern'e git çok çıkarsa önümüzdeki bölüm Bayern Münih'e transfer olmuş olacağız. Hani böyle yeni teklifleri bekle diyenler de vardı. Bu yüzden birazcık ilerleteceğiz. Bayern Münih bu arada 300 milyon euro veriyormuş. Ardeninho ne yaptın ya? Ne sandın? Gracias. Bu videoya da en az 7000 like bekliyorum bu arada. Evet dostlar, her videoda olduğu gibi yine kendimizle konuştuk. Bayern dışında teklif var mı? Bir Bayern'den teklif var şu anda. Son saate kadar bekleyeceğiz. Bakalım Bayern dışında kimden teklif gelecek? Başka teklif gelmezse yorumlarda da yazdığınız üzere Bayern'e gideceğiz. Chelsea'de harika 2 sezon geçirdik. Gerçekten hani Ardeninho için Chelsea unutulmaz bir takım olacak. Tabii ki Chelsea taraftarı da onu unutamaz. Başka bir teklif geliyor mu diye hemen bakacağım, bir kontrol edeceğim. Evet dostlar, başka teklif yok. Madem öyle, Bayern Münih'in teklifini kabul ediyoruz ve Ardeninho Bundesliga'da oynayacak ilk defa. Haydi bakalım, imzayı attık, hayırlı olsun. 300 milyon euroya Bundesliga'ya transfer oluyoruz. Bayern Münih gerçekten parayı bastı aldı ya. Böyle bir para basma biçimi yok abi. Yalnız Ardeninho yıldız oyuncu, orada imzaları falan da verdi, gördünüz değil mi? Bayern tesislerinde şu anda çalışıyoruz. Hocamız da geldi. Merhaba hocam. Hadi bakalım. Yeni bir serüven, yeni bir macera olacak Ardeninho için. 10 numaralı formayı aldı baba. Forma yakıştı bence ha. Öyle kötü durmadı. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Sizce yakıştı mı? Pozu falan da verdik. Şöyle poz veriyoruz. Ve işte yeni Ardeninho. Transfer döneminin de sonuna gelmiş bulunalım. Yeni takımımızda ilk maçlarımıza çıkacağız. Buradaki durum nedir? Bundesliga'da nasıl gidiyor takım? Oha! 2 maçta 3 puan toplamışlar lan. Bu ne oğlum? Ama tabii daha ligin başındayız. Şampiyonlar Ligi'nde de böyle bir grubumuz var. Direkt olarak ilk maçına geçiyor Ardeninho. Ama dur, maça geçmeden önce haberlere bir bakalım. Haberlerde çıkmıştır. 26 yaşındaki Brezilya uyruklu kanat oyuncusu 300 milyon euro değerindeki sözleşmeye imza attı. Graham Potter ise bu transferden elde edilen karı kadroya takviye yapılması için kullanma talebini başkanla konuşacağını taraftarlara söyledi. Hoca bizi bıraktıktan sonra direkt yeni isimler alacağız falan hesabına girmiş. Hoca zaten bizi sevmiyordu ya. Yani hani bu kadar iyi olduğumuz için oynatmak zorunda kalıyoruz. Yeni takımımızda ilk maçımıza çıkacağız. Almanya'dayız. Şöyle güzel sektireyim de bak, taraftarlar da izliyorlar kenardan ha. Haydi bakalım, Mainz'ın stadyumundayız. Deplasmandan başlıyorum. Taraftarlarımın karşısına çıkamadım ya. Bakalım, bu hava da soğukmuş burada. Daha kimseyle tanışamadım. Soyunma odasına bile girmeden maça girdim resmen ya. 5 dakika geçirdik soyunma odasında. Beyler, ilk şutumu attım. Oy! Fena bir şut attı be. İlk şutum fenaydı. Baksana. Oğlum. Çok güzel gitti. Evet, bir takım arkadaşlarımıza da bakmış olalım. Tomiyasu var. Ben White var. Kaptan Kimi. Fena bir takım değiliz ya. İyiyiz. Sağdan giderim beyler, kaçın. Alışık değilsiniz ama kaçın. Bak, sıyrıldım rakibimden, ilerliyorum. Neredesiniz oğlum? Aman döndüm. Hop, aradan oynadım güzel. Yalnız tekrar bana öyle oynama. Neyse, gidiyorum, çok süratliyim. Çektim topu, iki kişinin arasından geçtim. Ceza alanına doğru baktım, bir daha çektim. Verdim pasımı. Lan oğlum ya, saçma sapan bir şey yaptım. Güzel pas, güzel pas. Kaçın aradan, verdim. Aradan ben de kaçıyorum. Ruter, Ruter oynadın. Çok güzel, ceza alanı içine doğru gireceğim şimdi. Ceza alanı içindeyim, ortayı bekliyorum. Ceza alanındayım, buradayım oğlum. Lan ne oluyor? Ay, girmedi. Beyler, bana pas atacağınızı anlamadım orada. Şimdi vurdum. Oha. Evet, biraz topun altına girdim ya. Yağmur da var ya beyler, bir de daha yeni indik uçaktan. Jetlag oldum ya. Çok iyi gidiyorum. Verdim pası. Vur oğlum. Ruter, buradayım, dön. Tamam. Beyler, kime pas atayım? Oynadım şöyle. Çok güzel. Yapma be. Oy, var ya, çizgiden çıkardı sayabiliriz bunu. Kaleye gidiyordu top. Beyler aman ya. Daha düzgün bir şey yapamadık. 2-3 kere gittik kaleye. Yapmayın. Tamam, onu alırım ben. Hop, aldım önüme. Hop, bir daha şöyle bir çektim. Oy, herifin beli kırıldı. Uzun bir top oynadım. Araya doğru geçmedi. Beyler, bu takımın yıldızı benim. Herkes akıllı olsun. 10 numarayım ben. Aman. Hop, oynadım şöyle kaptana. Harikayız. Ceza alanında vur oğlum, işte bu. İşte bu takımca ilk golümüzü attık ben geldikten sonra. Olay budur oğlum.
Atağı kim başlattı? Bu takımın 10 numarası başlattı. Yani Ardeninho de la Turco de la Brasilia. Paqueta sen de la Brasilisin ama sende de la Turco'luk yok. Eksiksin. Bak. İşte bu. Hop bak şuraya doğru pası verdim. Beklenmedik paslar yapacaksın. Beklenmedik çalımlar. Bak mesela bak. Hop aman. Hocam ilk yarı bitti, tamam. İlk yarı bitti. 1-0 öndeyiz. Eller daha tanışacağız. Biz bir beraber akşam bir yere çıkarız. Var mı burada gidecek bir yer biliyor musun? Router. Haydi bakalım ikinci yarı. İkinci yarıda da şeklimi koymam lazım. Oo hocam sakatlayacak beni şerefsiz. Uf. Ne biçim girdi ya. Abi böyle bir şey yok, şerefsiz sakatlayacak beni. Kimik buradayım. Kaleye doğru bakacağım. Çektim topu. Verdim pasımı. Çok güzel. Abi takım oyunu dediğim budur. Ne biçim oynuyoruz. Biz Bayern Münih'iz kardeşim. Biz Bayern'iz. Doğuşa Bayern. Paqueta yine iyisin ha. Benim sayemde gol attın. Orada Kimik'i görmeseydim nana yatardın. Beyler hadi kaçın aradan hadi. Driblingimi yapıyorum, ilerliyorum. Tek başıma ilerledim. Geçtim rakibimi. Şimdi kaleye doğru baktım. Vurdum. Oy. Arada var böyle hareketlerim, alışacak herkes. Korner bende. Açılın içeri doğru. Arka direğe doğru kullandım. Şimdi dönen topu alır mıyız? Çok güzel, ceza alanı içinde bir orta geldi. Arka taraftayım. Ulan bana sekmedi ya. Soldan uçuyorum. Soldan gittim. Ceza alanı içinde kimler var? Şimdi açtım ortayı. Lan oğlum tam kafasını açmıştım. Defans oyuncusu itti bizimkini orada. Beyler sert korner geliyor. Hazır olun. Birazcık dışarı doğru gitti, olsun. Olsun, bu kornerleri daha çok çalışmam lazım. Ben bir ara daha iyi korner atıyordum. Sonra Chelsea'de bana uzun zaman attırmadı hoca. Kornerlerim o yüzden bozuldu bence. Yalnız kornerleri boş ver de. Sen şuna bak. Oha adamın kafasına gitti. Tamam buradayım. Buradayım oğlum. Kaleyi gördüğüm yerden vuruyorum. Kaleci yeter artık ya. Bak sert korner şöyle olur bak. Yerden görüyor musun? Tam ona aslında gelişine vuracaktın. Yalnız var ya dalga geçiyorum ya. Oyun oynadım resmen. Oyun oynadım, verdim pasımı. Vur oğlum. Oy, asistimi yaptım. İşte bu. Paqueta var ya, coşturuyorum seni. Brazil connection ha. Abi orada bomboş bıraktılar. Paqueta'yı gördüm. Direkt verdim pası. O da gelişine vurdu. Köşeye attı abi, olay budur. İndiririm. İndirdim. Çok güzel. Çok güzel. Aradan kaçacağım. Aralardayım. Boşum şu anda. Atamadık. Hadi abi. Yerden oyna. Gelişine. Oy. İşte Ardeninho de la Turca de la Brasil. Hadi bakayım. Kimi? Aynen. Aynen. Ağlatıyoruz hesabı. Anladın mı? Çok güzel. Çok güzel. Var ya gelişine inanılmaz vurdum. Helal olsun kendime ya. Baksana abi. Aman aman hocam bak tam gittim yine. Yine faul yaptı bana bak. Orta açabilirim beyler. Geçin içeri doğru. Verdim pasımı. Tamam. Kimi oyna bana sola doğru. Kimi oynadın. Ceza alanın içinde kim var? Şimdi açtım ortayı. Vur oğlum kafayı, olmadı. Dölen top. Bir daha çevrilir mi bana? Bir daha açtım ortayı. Vur oğlum. Olmuyor yine. Ne oluyor ya? Bir daha çevireceğiz. Bir daha gel bana. Bu çocuk hep topları alıyor ha. Bütün kafa topları bu çocuk aldı. Ama 3 tane orta açtım, 3'ü de gol. Ama 3 tane orta açtım, 3'ü de gol girmedi. Neyse. 1 gol 1 asistle oynuyorum. Takımımın en iyi oyuncusuyum. Taraftarları selamlıyorum. Bir artık stadımızda da maça başlayayım ya. Taraftarların önünde çıkmak istiyorum. Beyler adamsınız. Ya Bundesliga'da da şu ödülü alalım da almadı demesinler. Aynen. Beyler daha tanışacağız, merak etmeyin. Bir akşam bir organizasyon yapalım kimi. Aynen. Ne oluyor lan, Brezilya milli takım maçı var. Dostluk maçı. Ya hoca şimdi dostluk maçına başlatma be. Ne yapacağız dostluk maçını kardeşim Katar'la? Yenemedik de. Allah Allah. Ya oğlum ne milli takımı ne İzlanda'sı kardeş ya. Bırakın ya. Hoca da var ya, milli hocamız Jorge Jesus şey yani. Dünya kupasında bazı maçlarda ilk 11'i almadı. Şimdi alıyor paso. Az önceki maçı kazandığımız için zirveye yaklaştık. O Augsburg'un ki şey liderlik ya. Geçici liderlik. Biz lider olacağız. Sıkıntı yok yani, anladın mı? Kadro merkezinden şöyle oyunculara bakalım. Oha açık ara en iyi oyuncu biziz. Sonra İbrahim Ahmet diye bir oyuncu var. Ben White, Kimi. Yani ortalama üstü bir takım ama biz olduğumuz için tabii ki Şampiyonlar Ligi'nin en büyük adayı. Yani kupanın en büyük adayı. Freiburg maçına geçeceğiz. İlk defa bakın dostlar. Allianz Arena'ya gidiyoruz. Hadi bakalım. Sevgili kanal üyelerimiz ekranlarda.
arada eğer siz de üye olmak istiyorsanız katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Her videomda böyle üyelerimize teşekkür ediyorum. Tabii ki her zaman söylediğim üzere illa üye olmanıza gerek yok. Benim için en önemlisi videolarımı izleyip eğlenmeniz, güzel vakit geçirmeniz ve mutlu olmanız. Lafı uzatmayalım ve videomuza devam edelim. Yalnız taraftarlarımız fena karşılıyor beni ha. Herkes şu anda ayakta Ardeninho diye bağırıyorlar. Kırmızı formamızla da ilk maçım. Stadımızda da zaten ilk defa maça çıkıyorum. Hadi bakalım. Hop şöyle soldan uzarım. Soldan uzarım. Hayırdır Freiburg? Çektim topu. Verdim pası. Yürü oğlum yürü. Koşman lazım. Sen beksin. Tamam tamam. Aldın. Aradan kaçıyorum. Lan bana gelmedi. Sola aktardım. Oyna tekrar. Şöyle verdim pası. Ya müthiş milimetrik pas verdim. Yok gerçekten hastayım ben. Manyağım ya. Tık diye verdim pası. Var ya bu pası verebilecek başka oyuncu yok. Gerçekten bu ne abi bak. Tık. Gelişine pası koydum. Çok iyi çok iyi gidiyorum. Gidiyorum arada sıyrıldım. Hocam faul var bana. Şimdi baktım hocam bizde. Hocam avantaj vardı. Güzel pas onu almam lazım. Almam lazım onu. Önüme doğru düşmedi. Girmeye çalışıyorum olmuyor. Hop çektim. Bir daha döndüm. Makara yapıyorum. Ceza alanına doğru baktım. Açtım ortayı. Vur kafayı olmadı. Dönen top haydi beyler. Kontrol ettim. Şimdi abi nereye dönüyorum? Nereye dönüyorum? Sakin. Oyna şöyle. Ceza alanına yine orta açabilirim. Çektim topu. Açtım ortayı. Abi şekilden şekile orta açıyorum ya. Beyler ilk yarı bitti. 1-0 öndeyiz. Bu Rüter'e ben çok gol attıracağım bu sezon. İnanıyorum harbiden iyi kaçıyor çünkü istediğim yerlere. Yalnız burada bana pas gelmiyor çok ya. Hani golle burun buruna şey olacak pas gelmiyor. Pasları ben atıyorum. Ya seni ben hayırdır seni öyle bir geçtim ki yürü. Yürü sen mi alacaksın topu benden? Ne yapacaksın top mu alacaksın? Evet aldın. Beyler bomboş aman. Aman diyorum bak Robaşat'a vurdurdunuz. Bekle oynadım tamam. Şimdi önümde. Al bakayım şunu alırsın sen onu aldın. Yapma ya. Takıma yeni geldim ya kimse şey yapmıyorum kızmıyorum çok. Şuraya doğru şu pası gördüm. Haydi beyler. Al şunu aynen. Klasımı konuşturuyorum. Tamam abi harikayız. Ceza alanındayım. Kaleyi gördüm. Kaleye doğru lan ya. Oğlum adamlar gol atıyordu bak. Cık. Herifler gol atıyordu abi ne yapıyoruz? Kaç oğlum aradan. Rüter. Offside yok hocam devam. Devam offside yok. Yaz bunu işte bu. İşte bu oğlum. Sürekli gol attırıyorum. Olay budur kardeşim. Ben de gol atacağım. Bak şimdi iyi izle. Bak şimdi iyi izle. Geçiyorum hocam. Ayağıma müdahale var burada. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Soldan akarım. Soldan akıyorum. Soldan aktım gidiyorum. Kaptırdım gidiyorum. Ben Ardeninho'yum. Ayağımdan çok açtım. Ulan yoruldum abi ya. Maç boyunca pres yap. İnsan yoruluyor. Bu da ciğer kardeşim. Bizdeki de ciğer yani. Evet güzel. 2-0 kazandık. Çok iyi. Aynen onu şey yaparız. Sen de oynayacaksın işte bir şekilde ayarlayacağız ya. Rüter'i var ya maçın adamı yaptık bence ben söyleyeyim. 2 asist yaptım hocam ya. Bak haberlerde de hep Rüter yazılmış ya. Benim 2 asistim niye yazılmıyor kardeşim? Allah Allah. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç Paris Saint Germain'e karşı oynayacağız. Güveniyorum takıma ya. Kendime güveniyorum tabii en çok. Yani Ardeninho'ya. Haydi bakalım Mbappe'ye karşı oynayacağız. Ballon d'Or için... Sıkıntılı bir rakip Mbappe. Dünya Kupası'nda kazandı. Sıkıntı abi. Sıkıntı. Baksana nasıl kendilerinden eminler. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Şampiyonlar Ligi müziği işte bu. Bu sezonda Şampiyonlar Ligi istiyorum. Çok iyi. Çok iyi verdim pasımı. Soldan aktım. Aktım soldan. Evet lan oğlum. Bir türlü pası atamadınız ya. Çok iyi. Haydi. Vereceğim şöyle pası geçmedi. Beyler hiçbir şey yapamıyoruz ya. Karşı taraf da çok bir şey yapamıyor. Ortada geçiyor şu an yapmayın. Soldan uçtum. Çok güzel. Şimdi önüme doğru aldım. Aradan sıyrılacağım sıyrılamıyorum. Of. Sinirlendim. Delen Muça ya. Hayırdır? Bak top vermiyor adamlar. Adamlar top vermiyor. Ceza alanına girdiler. Hayır. Bastıralım alalım yapmayın. Ceza alanı içi. Hayır. Of. Oyna aradan. İşte pas bu. İstediğim paslar bunlar. Ceza alanındayım. Şöyle vurdum. Kaleci tuttu derken. Oha. Ulan Rüter hasta herif.
Hasta adam, ne yapıyorsun lan manyak? Delamatre seni. Oha! El Buendo oğlum, ne yapıyorsun ya? Tamam, güzel. Uçarak vurdu, manyağa bak, benim şutumu tamamladı. Ben burada vurdum. Kaleci tuttu. Dönen topu Rüter. Uçtu hasta. Evet beyler, ilk yarı bitti. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Sorun yok. Paris'e karşı daha ne yapacağız? Zaten en büyük rakiplerimizden biri o. Yalnız şu var. Şu var abi. Şöyle yere düşürmeler var. Dalga geçmeler var. Ve şu pasta var. İstediğim yere gitmedi ama olsun. Biraz daha öne doğru atsam yetişirdi bizim çocuk. Basıyoruz önde. Aynen aynen. Bas orada, bas. Sen de. Sen de harikasın. Yapma, tamam buradayım. Şimdi baktım kaleye, geçtim. Vurdum. Aa, 90'a gidiyordu. Evet evet evet, çok güzel. Çok güzel. Sıyrılacağım, aradan gideceğim. Hızım yetmedi, yoruldum. Son günlerde kendimi yorgun hissediyorum ya. Çok güzel. Çekene kadar herif aldı derken kaleye baktım. Yeter artık kardeşim. Vurdurmuyorsunuz ya. Yeter ya. Hep size çarpıyor şu top. Kaptanları kim bunların? Bak, stoper beni affetti bugün. Oha hocam, öldürdü lan adamı neredeyse. Bu ne? Manyak mısınız? Böyle top mu oynanır? Dele matre, dele puta. Paris beni sinirlendirdi şu anda. Al şunu, tamam. Aradan kaçıyorum. Aradan kaçıyorum. Gidiyorum aradan. Oyna bana, soldayım. Ceza alanı içinde kim var? Ceza alanında kim varsa ona pas verebilirim. Ceza alanına doğru pas verebilirim. Ulan geçeyim vurayım dedim, olmadı. Güzel bir korner kullanacağım. Ceza alanı içine doğru. Ön direğe doğru hocam, tekrar korner. Geldi bu sefer. Geldi. Yapma be. Koşuyorum orada, koşuyorum. Mbappe'yi bırakmayacağım. Hoca oyundan alacağım seni diye bağırıyor. Koşuyorum, geri doğru koştum. Mbappe'yi bırakmıyorum. Hala adamlar topu bırakmadı. Haydi beyler, alalım. Bu arada Pablo Torre, hiç selam vermiyorsun. Bak, şekil yapıyorsun bana. Ben senin abindim takımda bak. Akıllı ol. Yapma. Yapma, yedik golü. Abi belliydi, takım olarak çöktük ya. Hoca beni oyundan alıyor. Yapacak bir şey yok. Tamam, yoruldum zaten. Hiç iyi oynayamadım bu sezon. İlk Şampiyonlar Ligi maçımda böyle oynamamam lazımdı. Ulan Mbappe attı, kaybettik lan. Ya takım da kötüydü ama bugün. O Pablo Torre'den ayrı hesap soracağız. O beklesin. Chelsea'de yanımızda sığıntıydı. Şimdi adam olmuş, bize böyle baş kaldırıyor. Görecek o. Arkadaşlar, bu bölüm ne yaptık? Bundesliga'ya geldiğimiz gibi herhalde asist kralı olduk. Aynen öyle. Bunun dışında gol krallığında listeye giremedik henüz. Ama girmek istiyoruz ve gireceğiz arkadaşlar. Daha bir golümüz var. O konuda biraz sıkıntıdayız. Ayağımızın tozuyla 1 gol 3 asist yaptık bu sezon. Bu noktada arkadaşlar bölümümüzü bitireceğiz. Önümüzdeki bölüm yine güzel maçlarımız olacak. Yeni bir lig, yeni bir heyecan. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ve Bayern Münih'e gitmemizden memnunsunuzdur. Ya çünkü yorumlarda gitme diyenler de vardı. Ama başka seçeneğimiz kalmadı arkadaşlar. Bayern Münih'e geldik. Adamlar iyi para ödemiş. 300 milyon euro ne demek kardeşim? 2-3 gün sonra yeni bölüm sizlerle olacak. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Arden Papazyan ailesi.